Bugün burada Sayın Bakanımla ve Hazurunla birlikte olma sebebimiz bir niyeti ortaya koymaktı. Bu niyeti bugün ortaya koymuş bulunuyoruz. Doğru Parti ile Adalet Partisi'ni önümüzdeki süreç içerisinde tek çatı altında toplayıp tek bir parti olmaya ve merkez sağı birleştirecek ilk hamleyi yapmayı bugün kararlaştırmış bulunuyoruz. Sayın Bakanımla çok eski birlikteliğimiz var. Bizler demokrat misyonun temsilcileriyiz. 77 senelik bir geleneği temsil ediyoruz. İşte o gelenekten gelen Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Doğru Parti, Anavatan da bu geleneğe tabii mensup bir partidir. Kökünü demokrat misyonlar almıştır. Bizler bu bölünmüşlük ortadan kalksın istiyoruz. Bugün Türkiye'nin bugünkü hadisesinin sebebi de marjinal sağ sorunudur. Merkez sağ ortadan kalkmıştır. Bu demokrat misyonun eksikliği yıllardır hissedilmektedir. Bu ülkeyi bizler de yönettik saygıdeğer dostlarım. 77 sene dile kolay çok uzun bir süredir. Cumhuriyet tarihinin en önemli bölümünü bizim bu misyonumuz yönetim hizmeti vermek suretiyle bu noktalara gelmiştir. Ama son 21 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi 80 sonrası gelişen hadiseler neticesinde 2002 senesinde amiyane tabirle çalmış olduğu iktidarla Türkiye'yi bu hale getirmiştir. Bizler devlet politikalarına önem verdik. Devletin kodlarını tahrip etmeden devleti yönetmeye azim ve özen gösterdik. Siyaset çünkü böyle bir şeydir. O ülkedeki güven, huzur ve kalkınmanın bu duyguların teminatıdır. Barış ve kardeşlik duygusunun teminatıdır. Maalesef bu teminat ortadan kalkmıştır. Bizler devleti yönetirken kurumlarıyla devlet anılırdı. Maalesef şimdi TÜRGEV, TÜRKEN, ENSAR gibi vakıflarla anılıyor. Amerika'ya kaçırılan paralarla, Avrupa'ya götürülen paralarla anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti hiç böyle bir rezalet bir dönem yaşamamıştı. Bu 21 yıl bir kabustur, korku tünelidir. Yüzlerce hadise yaşadık ve o hadiseleri gündeme düştükçe hatırlar olduk. Bu hadiseler bizim toplumun ruh sağlığı profilini bozmuştur. Ekonomik yapısını çökertmiştir. Çok şey kaybettirmiştir topluma. Dolayısıyla seçimlere de şaibeler karışmıştır ve seçimleri de manipüle eden baskı düzeni ortaya çıkmıştır. Basının hür olmadığı, insanların özgürce konuşamadığı, seçimlere hilenin bulaştığı, devletin kademelerinin gasp edildiği, el konulduğu, adeta amiyane tabirle yine çöküldüğü, yani devlet düzenine de ve sanayiciye de iş adama da çöküldüğü bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreci biz hiç görmedik, yaşamadık. Devlette yıllarca yöneticilik yaptık. Biz de bu Türkiye'yi yönettik. Ve bu yönetmeye yeniden, yönetime yeniden talibiz.